Merhaba arkadaşlar, Oynar Şafak'ımız. Hoş geldiniz. Bugün Mete ile beraber bir gün, yani bir gece dışarıda kalma challenge yapacağız. En son geçen gün bir gün dışarıda kalma, bir gün yabani ormanda işte ıssız yerde kalma challenge yapmıştım. Ama orada gece kalamamıştık. Bugün arkadaşlar gece dışarıda kalacağız. Gece yabani ormanda kimsenin olmadığı yerde kalacağız arkadaşlar. Mete'yi de aldım, gittik ormana. Şu anda çok yağmur tutuyor, yağmur başlayacak ve saklamamız gerekiyor bir ağacın altına falan. Zaten gök gürültüsü inşallah geliyordur sizin sesleri. Şimdi bugün gece dışarıda kalacağız, bir ateş yakacağız, yiyecek bulacağız. Bir kendimize bir çardak yapmamız lazım. Yerde yüksekli olmamız için yağmur başlıyor. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar çıkıyoruz. Acıttık, kuş aradık, bulamadık. Şu an tam yarım saatten beri yokuş tırmanıyoruz. Manzara şu şekilde. Nefes nefeseyiz. Birazcık mola verdik. Enerjimiz tükeniyor. Ağacın yiyebileceğimiz bir şey bulmamız lazım. Yiyecek hiçbir şey yok. Badem falan da yok. Taze kozalak da yok. Yiyebileceğimiz. Bir tek şeyi ümidi kuşa bağladık. Kuşlar da çok yukarıda. Tam tepede. Tam 15 dakikadan beri çıkıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. Hepsi havada. Biz daha önce evdeydik, hepsi yukarı çıktı. Biz yukarı çıkınca hepsi aşağı indi. Öldük. Maalesef arkadaşlar geceye kaldığımız için şimdi yatağı şimdi hazırlamak zorundayız. Kalacağımız bir yer yok, bildiğiniz doğal ortam, yabani yer arkadaşlar. İlk videoda dediğim gibi birazcık merkeze 1-2 kilometre uzaklıktaydı. Şimdiki arkadaşlar burası merkeze bayağı bir uzaklıkta ve yanımızda şu an sadece bir çakıyla bir çakmak var. Yani onlarda zaten önceki de çok uğraştık, 1 saat falan yapmak sürüyordu. O yüzden ben çakmayı yanıma aldım. Suyu da zaten sabah akarsudan toplamıştık. Yani bardağı yanımda içeceğim şeyi yanımda getirdim. Ona da ulaşmak istemedim. Çünkü gerçekten ama gerçekten sıfır yani yabani hayat. Kimsenin gelmediği bir yer burası arkadaşlar. Hani bardak falan da bulamayacağım için onları mecburen yanımda getirmek zorunda kaldım. İşte şimdi de gece yatmak için yer hazırlayacağız, yer bulacağız. Şimdi arkadaşlar saat şu anda tamına 12.30. Gece saat 12.30 oldu ve bizim hala yatabileceğimiz bir yer yok. Çalı çırpardık arkadaşlar. Birazcık bulduk şimdi. Şuraya küçük bir ateş yakacağız çünkü çok soğuk. Şu an dediğimiz zaman buhar çıkıyor yani. Buharımızı görebiliriz. Şu an zaten ışıklardan falan çok net bir şekilde buhar gözüküyor arkadaşlar. Issız bir yer. Hiçbir şey yok. Dediğim gibi sadece çakmak, çakı ve suyumuz var arkadaşlar. Açız. Şimdi çok üşüyoruz. Ciddi anlamda çok soğuk. Şimdi hemen şuraya küçük bir ateş yakacağız. Ve buraya bir tane hamak yapacağız arkadaşlar. Hamağı birazcık yerleri yüksek yapmamız lazım. Çünkü burada yabani ortam. Yani domuzdan yılana kadar, tilkiden işte çakala kadar her şey var arkadaşlar. Ve özellikle yılan çok fazla. Her yerde yılanlar çıkabiliyor arkadaşlar. Şu ana kadar sabahtan beri 2-3 tane yılan gördük. Hatta yavrulu, büyüklü, küçük falan birkaç tanesini öldürdük zaten. Makale benim Beren nerede ya? Beni de kaybettik herhalde. Şimdi hemen şöyle bir tane ateş yakalım ve şöyle bir tane hamak yapalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar uzun uğraş sonucu çok şükür ateş yakabildik. Orman çok fazla yağmur yağdığı için odunlar çok ıslaktı. Yani hiç kuru net bir şey, hiçbir şey yoktu. En az yarım saatten beri uğraşıyoruz. Hatta çakmağın gazı bitti arkadaşlar. Son anda
yandı. Vallahi yarım saatten fazla sürede sırf batı için uğraştık. Çünkü dediğim gibi odunlar çok ıslak, yaş ve yanmıyor, bir türlü tutuşmuyor. Yerde kuru ot bile bulamadık. Bayağı gezdikten sonra bunu bulabildik arkadaşlar. Şimdi birazcık daha yaş odun bulduktan bularak yatak çardak yapmayı planlıyoruz. Zaten Allah'tan yaş şeylerle daha güzel çardak oluyor, daha rahat oluyor. Ama ona da işte yakılmıyor şu an. Alevi bile zor yaptık. Yakar yakmaz çekime başladık işte. Şimdi Mete'yle beraber birazcık odun toplayacağız. Yani yaş, odun parçaları, dal falan. Onlarla çardak yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada talihsiz bir olay yaşadım. Üstümdeki mont su birikintisine düştü. Bu yüzden zaten soğuk olan havada montumu bir de çıkarmak zorunda kaldım. Bu benim için büyük bir dezavantaj. Allah'tan yani ateşi yakmayı başardık da. O da gidecek sanki birazdan. Birazcık ciddi söyleyeyim, biraz odun atalım ha. Arkadaşlar şimdi odun bulduk biraz. Yani yerden yükselmesi için yanımıza böyle tulumla getirdik, ince bir şey. Çünkü yani ona direkt yatamayız zaten. Çok da bir şey değil, incecik bir şey yani. Tulumla. Biliyorsunuz tulumun ne olduğunu. Başımızı şu tarafa mı koyalım? Zeyleriniz gerçi. Hayır. Ayaklar daha önemli. He. Gel abi. Ya birazcık daha odun açık olsa, bu zince olursa çok kötü olur. Kamera kayıtlı değil mi? Sonra yapayım. Aha. Tamam. Ay. Rahatsız edici. Çok büyük oranda rahatsız edici. Ama şöyle hiç olmazsa yerden 1-2 santim yüksekliğimiz var. Memur olduk be. Gece saat şu an 1 arkadaşlar. En son 2.30'da. Hatta 1.30 olmuştur. Saatten haberim yok şu an, tahmini söylüyorum. İlk defa yatıyoruz. Yorucu. Yani of, alevliyi aldı. Ben beynimi kapatıyorum o zaman. Kapat be. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. Ay. Çok sıcak lan. Kalk kalk. Günümüz oldu lan. Arkadaşlar saat şu an 9. Dünün yorgunluğunu ancak bu saate kadar çıkartabildik. Ama rahat ya. Aslında lan. Oraya sıcak lan. Çekil. Gece çok soğuk da. Gündüzleri yanıyor ya. Oy, bu sıcak da böyle. Terledim. Çıkartamadım. Ay. Şimdi açız arkadaşlar. Su, matadaki su bitti. Mete ve bir suyla birazcık da yiyecek aramaya başlayacağız. Yiyecek bir şey lazımsa bir tane akarsu var. Akarsudan mataramızı doldururuz. Ama yiyeceği ne yapacağız bilmiyorum. Belki balık görürsek balığın üstüne saldıracağız. Belki de işte bitki miski bulursa bitkilerden bir şey yiyeceğiz. Daha hiç sümüklü böcek ve kertenkeleye yeme gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Gerek yok öyle şeylere. Hadi şimdi yemek bulalım ve suyu matamızı dolduralım.
Arkadaşlar yağmur başladı. Şu anda bir evin şeyini bulduk. Çinkosuna saklandık. Hemen böyle eski başkasının evi yazdık bir yeri. Deli gibi ıslandık, dağın başındaydık, aşağı uçtuk resmen, koşu koşu geldik. Şu anda deli gibi yağmur yağıyor ve burada mahsur kaldık. Şu an geleceğimiz bir yer yok. Şöyle gözüküyorsa yağmuru gözükeyim şiddetini, bakın. Abi deli gibi yağmur yağıyor. Burada kaldık. Aha dolu mu lan o? Vallahi dolu yağıyor. Aha dolu yağıyor, çok güzel. Burada kaldık, sıçtık. Burada mahsur kaldık arkadaşlar, Allah'tan. Bir tane evin şeyi vardı da buraya saklandık. Şey, çinkosu içe saklandık. Yazlık bir ev. Üşüyoruz. Abi deli gibi ya. Bir dolu ya. Üstüne bak ya.